selamünaleyküm arkadaşlar hmm. Hmm. gönderilmiş olan bir g işaretimiz var ana işaretinden bahsediyoruz ee, görmüş olduğunuz gibi tabancamız var o üzerinde yazılar tüfek işaretimiz var üzerinde ben göstereyim baştan sola bunu anlatalım hep beraber ne anlatmak istediği alakalı güzel bir işaret sistemi bakın yan yatmış bir tüfeğimiz var görüyorsunuz sağ tarafa doğru yön göstermiş. Görüyorsunuz arkadaşlar çizimli sağ tarafa. Aynı bu işaret algoritmasında bir ayağımız var. Ayağımız istikamet veriyor. Bakın tüfeğimiz sağ tarafa doğru istikamet veriyor. Ana işaret sistemi bu. Yani bölge işareti dediğimiz. Eşkıyaların burada olduğu ile alakalı tamamen Horasan yapı. Buradaki bu tabancalardaki kanal istikametlerini çok önemsiyoruz. Bunlar çok önemli işaret sistemlerinde yani ana e, işaret sistemlerinde bize yön gösteren e, önemli e, çizgilerdir. Bir el işareti var üzerinde. İşaretçi daha doğrusu taşın tamamı bu şekilde. E, tüfek vardı unutmayın. Tabanca vardı. Bir tane ana ayımız olacak. Şimdi göstereceğim. Bakın görüyorsunuz el işareti yeminle alakalı bir olgudur. Eğer bunun üzerinde Gördüğünüz gibi bu benim düşündüğüm gibi X işareti ise arkadaşlar. Bu taşın olduğu yerde de parası var. X işareti ise demiyorum artık. Çünkü ufak iki tane noktalamayı da görüyorum. Çok sinsi ve gizli yapılmış. Anlaşılmasın diye yapılan işaret sistemleridir. Bunun da ne anlama geldiğini bize ne anlattığını şimdi anlatacağım. İyi bakın burada parmaklar arasında küçük parmağın şahsım adına diğerlerinden biraz daha ayrı olduğunu düşündüm. Yönleri var bunun. 5 6 7 8 10 tane bile. Bize bölgede saklaması olabileceğini söyleyecek işaret sistemleri var burada. Tabii ben burada olmuş olsaydım bu işaret sisteminin olduğu yerde kendim çalışma yapmış olsaydım, araştırma yapmış olsaydım çok net temizliğini yapmış olsaydım ve çevresini görmüş olsaydım çok daha süper net olgularla karşılaşırdım. Ama bize bu kadar da yeterli olacak inşallah. Tam temizlenmemiş, etrafı bile açılmamış. Görüyorsunuz burada ayak istikametlerini. Ee, i̇çleri temizlenmediği halde görüyorsunuz burada da bir tane mauserimiz yani bir tane tabancamız var arkadaşlar ama arkası yok. Bunları teker teker anlatalım ama hemen böyle üstü kür anlatacağım. Nasıl söyleyeyim? Yani Şurada bizim balık işaretimiz. Son nokta işareti anlamına gelen çizimli balık diyoruz. Aziz Perdus'tan anlattım. Gizli haçtır arkadaşlar o. Akıl karıştırmak için burada bir tabancamız daha var. Aynı istikamette. Ben şarjörü de çıkmış şekilde. Bakın şarjörü çıkmış tabanca. Burada hemen. Onu da gösterdik. Aynı kaya üzeri. El işaretini göstermiş olduğu istikamet tüfeğin tüfek bu tarafı gösteriyor el parmak bu tarafı gösteriyor bakın ayak istikameti bu tarafı gösteriyor bundan neler neler çıkacak daha bir tane de bir tane de yine yumruk yapmış el istikamet veriyor bunlar arkadaşlar bu istikamet veren özellikle bu işaret sistemi yani işaret parmağının göstermiş olduğu nokta işaret parmağının göstermiş olduğu noktada bir tane malı olduğunu söyleyen aynı şekilde burada bir oyuk yapmış bu tarafa yaslamış bir kanal istikameti yapmış. Bunları teker teker bu işaretçi algoritmasında bize ne anlattığıyla alakalı anlatacağım ama Genel ve bütüne bakalım. Karşımızdaki olgu bu. Bizim bir tane, şimdi eşkiyalardan biraz bahsedeyim isterseniz. Eşkiya işaretlerini gördüğümüz zaman direkt olarak, şimdi o kadar çok işaret sistemi var ki karşımıza çıkıyor. Mezar işaretleri var. Bu mezar işaretlerini arkadaşlar bir hep söylüyoruz sit alanı. Ama eşkiya işareti gördüğümüzde diyoruz ki oh diyoruz. Neden? Çünkü direkt olarak gold para, altın para, e, lüks otellerde 7 yıldızlı otellerde güzel bir yaşam güzel bir hayat işlerinizi genişletmeniz açısından ki belki çalışmazsınız bile yani çünkü 100 okkadan bahsediyor 200 okkadan bahsediyor e, ve bu rakamları da çevreye nasıl yapıyorlar e, o 50 kilo bir yere 100 kilo bir yere 10 kilo bir yere 40 kilo bir yere diye e, 200-300-500 kilo altını dağıtıyorlar. E, bu adamlar e, orada el işaretinin oluyor olması bakın şuradaki el işaretinin oluyor olması şu anlama gelir. 100 kişilik, 150 kişilik bir eşkıya grubundan bahsediyoruz. E bunların hepsinin bireysel saklamaları bu bölgede olabileceği gibi hepsinin ya da ikişerli, üçerli nedir bu? hepsinin ikişer, iki, birer kilo, ikişer kilo ya da yüzer altın, iki yüzer altın parası da olabilir. bu bölgede de bu arkadaşlar 3 ay, 5 ay kaldıklarını düşünelim. bu bölgede bu kadar kaldıklarını düşünelim. Rahat olduğunu düşünelim. Bölgenin tamamıyla 150 kişilik eşkıya grubunun yapmış oldukları soygunlara da oldukları çevreye dağıttıklarını düşünelim. Sonra gelir alırız düşüncesiyle. Sonradan Osmanlı askerleri tarafından etrafları kuşatıldığını ya da çok anlık bir şekilde gecenin bir vakti kaçmak zorunda olduklarını düşünün. Burada 150 tane eşkıyanın saklamış oldukları bireysel yüzlerce küçük saklamalar olabildiği gibi böyle bölgelerde ana bölge işaret sistemi bu ee, ve eşkıya reisinin toplamış olduğu toplamış olduğu 20 kişi 30 kişi ya da hepsinin ya da hepsinin gizli saklamalar dışında kendi bireysel hepsinin e, değer haiz eden paralarını da e, bir yere ya da bir mağaraya saklamak yoluyla da e, bu yöntemi de kullandıkları görülmüştür anlatalım Eşkıya mantığında tüfek, tabanca, ayı hep ne diyorum? Ayı eşkıya işaretidir arkadaşlar ama mezar işareti de olabiliyor. Şimdi ben burada tabancayı gördüm, rahatladım. Neden? Bu mezar işareti değil. Şahsım adına ben bu işaretçi sistemi toprağa yapılmış, toprağın altına gizlenmiş, otlar sonra üstü kapatsın diye özellikle toprakla bir bükün yapılmış bir olgu olduğunu daha evvelden bizim sandık kaya ve kasa Şerit sisteminde özellikle anlattım bu da şunu gösterir bu işaret canlı işaret sistemini buraya yaptıklarında bu bizim aslında pusulamız olacak bu saatten sonra neden bölgeye en az 7-8 tane 10 tane ana malzeme gömüldüğüyle alakalı bilgiyi verir yani burada altın var şahsım adına ben buraya bir tane çadır kurarım çadır kurduktan sonra da çalışmalarıma başlarım Yanıma bir tane gold altın dedektörü. 1,5-2,5 2, 2 met, metreye kadar iyi bir analiz yapabilen, ayrım yapabilen, altın ayrımı yapabilen güzel bir altın dedektörünü almam gerekir. İkincisi, burada burada arkadaşlar iyi boşluk tespiti yapabilen alan tarama diye adlandırdığımız bir cihazın da olması gerekir ama iyi olandan bahsediyorum. Gerçi cevherler olduktan sonra diğerlerine hiç ihtiyaç yok. E, sadece altın direktörü güzel bir iş yapar burada. E, üçüncüsü e, gerekli olan bütün malzemeler yanımda olması gerekir. Yani bana pusula, simmiş, işte, lazeriymiş, işte ne bileyim e, aklınıza ne giriyorsa bunların olması gerekir. Çünkü burada artık altın para var, gold para var, bitti. Mezarla karıştırmıyoruz artık bunu mezarla karıştırmamıza gerek yok. Burada bir metreden de malzeme alabilirsiniz. 20 santimden de bir kaya kırmak suretiyle, bir kapak kırmak suretiyle de paralar alabilirsiniz. Bir kilometrelik yarı çap, bir kilometrelik çap yani merkezi bu taş kabul edin. Bir kilometrelik bir çapı yuvarlak çemberi düşünün ve içerisindeki bütün olgular, değişiklikler artık benim için, şimdi anlatmaya başlayacağım işareti arkadaşlar, mantığı anlatıyorum. Artık bu saatte benim için en direkt olarak hedef sayılır. Bu bir kilometrelik çap içerisinde 100-150 metre çevresindeki şelaleler, Dereler, dere içindeki değişik renkteki kayalar, taşlar, horasan yapılar, her şey bu saatten sonra. Beyaz taş, ak taş, yeşil taş, ciğer taş. Çünkü benim merkezim burası, bu beni her yere yollayacak. Yolladıkları yerlerdeki bu saymış olduğum kümsekler, e, kel tepeler, ağaç bitmeyen, tek olan tepeler, üstünde sadece ağaç olan, farklılık arz eden tepeler yokuşlar, taşlık alanlar, taşlık alanların olduğu yerdeki horasan sıva yapılar gibi olgular benim için artık saklama noktalarıdır ve son nokta diyebileceğim tarzda ya da son noktaya en yakın olan noktalarda neden? Çünkü biraz evvel şu taş üzerinde tüfeğe gösterdim, tüfek bu tarafa doğru duruyordu şimdi göremiyorsunuz çizimli arkadaşlar bakın o tüfeğin göstermiş olduğu istikamet bu el işaretinin e, olduğu yerden başlıyor kabzası Hatta göstereyim onu ben yine size bakın el işaretinin olduğu yerde tüfek çizimini göstereyim şu tüfek çizimi parmağı görüyorsunuz tüfek çizimine bakıyorsunuz tüfek sağ tarafa doğru yatmış tüfek işaretinde Tüfek işaretinde kalıpları kırıyorsunuz arkadaşlar. Yok tüfek 24 adım sonuna gideceksin para. Öyle bir şey yok. Bütün işaretçi sistemleri oldukları kaya da yapılmış, yanında yapılmış olan işaretçi sistemleriyle farklılık arz eder. Belli kalıplarla bunu arayamazsınız. Arayacağınız kalıp bizim sizin de, size videolarımızda anlattım, anlatmış olduğumuz coğrafi analizler, son nokta işaretleri, giriş işaretlerini artık bu işaretçi sisteminin çevresinde ve size özellikle göstermiş olduğu yönlerde arayacaksınız. Bir kalıpla burada hareket etme olgusu artık kalktı gitti. İkinci bir düşünce var. Eşkıya işaret sistemlerinde yapmış oldukları işaretlerde arkadaşlar altlarında, kayaların altlarına da para saklamaları yapıyorlardı. Bugüne kadar takip etmiş olduğum bütün eşkıya işaret sistemlerinde biz yapmış olduğumuz Horasan yapının altında, kayanın altında bir kısmını koyduk işaretin. Toprağın belli bir derinliğine. Sonra bir işaret yaptık. O işareti devam ettiğimizde mağaramız oradaydı. Yüzlerce böyle anlatım var. İşkili işaret sistemlerinde çünkü bunu toprağa paralel yapıyor olmaları işareti ve onun biraz da toprakta kapatılıyor olması üzerine el tabanca işte şarjörlü tabanca normal tüfek gibi işaretleri yapıldıktan sonra şu işaret sistemi e, benim size anlattım eğer tam göremiyorum burası bitişik mi e, pedrus dediğimiz e, baş aşağı yapılmış olan balıkla alakalı e, yani gizli haç olgusudur benim gizli haç olgusu dediğim olgu da artı demektir artık haç demektir. Burada da bir malzemesi olduğunu söyleyebilen işaretçilerden biridir. Balıktır bu çünkü. Baş aşağı duran balık. Aziz Pedrus'u simgelerde Aziz Petrus ne yapmıştı? Kendisini Vatikan dediğimiz, mezarlık diye adlandırdığımız ve bugünkü Vatikan bir mezarlıktır arkadaşlar. Aziz Petrus da Hazreti İsa'nın havarilerinden biri. Asiydi. Asi, asi bir havari olmasına rağmen, fikirler de tezat olmasına rağmen kabul görmüş bir kişiydi ama ne yaptılar? Vatikan mezarlığına gömdüler. Adı da Vatikan oldu. Kan oraya ters astılar o kişi çarmıha. Ya İsa gibi düz asmadılar. İsa'yı da zaten asmadılar dinimize göre. Ne oldu arkadaşlar? E, bu baş aşağı balık olgusu e, onların kendi Hristiyanlık inanışlarında yerleşmiş oldu. Bunu son nokta olarak gizli haç olarak kullandılar. Unutmayalım bu bilgi olsun. Devam edelim. Neymiş? Bu baş aşağı olan haçın eşkıyalarda çok büyük önemi olduğunu söyledi. Şimdi bu taş bizi kaç tane noktaya gönderecek bakalım. Bakın burada birinci işaretimizde Bizi göndereceği yumruk yapmış. Gizlidir bu. Yumruk yapmış işaret. Eldir bu. Yumruk yapmış eldir bu. Bu da işaret parmağının gösterdiği noktaya 150-100 adıma kadar gidip araştırma yapıyoruz. Bu istikamet doğrultusunda önümüze çıkan kara taş, beyaz taş, çöküntüler, ondan sonra deveymiş ya da ana kayaymış ya da tek tepeymiş ya da yaşlı bir ağaçmış ki bunların üzerinde muhakkak bir işaretçi olur. Normal bir çökmüş düzlem dahi olsa arkadaşlar o düzlemin üzerinde çakıllar olur. Hiçbir yerde taş yoktur, bilmem bir şey yoktur. Ama bakarsınız çökmüş olan yerde yumruktan küçük ya da bir pimpon topu büyüklüğünde taşlar ve çakıllar olabilir. Bunu unutmayın. Şu işaret. Birinci istikameti kaya üzerinde bu şekilde verdiyse 100 adıma kadar gidiyorsunuz. 100 e, adımda sonra e, işaretçinin göstermiş olduğu e, olgularla karşılaşabiliyorsunuz. Bu işaret sistemi şuradaki tabancayı gösteriyor olabilir. Bu tabancanın e, bu tarafa e, aslında önünü kapamış. Tabanca istikametine doğru gidersin. Bak burada tabanca var. Tabanca istikametine gidersin. Tabanca istikametinde benim söylemiş olduğum olguları teker teker arıyoruz. Gelelim şimdi. Ben şöyle e, ana işaretçiden size giriş yapayım. Gördüğünüz gibi burada bir tane adamımız var arkadaşlar. Bir tane adam kafası yapmış. Ben çizimini size hızlı bir şekilde yapayım. Bakın mantığı görelim. Önümüzdeki olgu şahsım adına ben orada olmuş olsaydım. Güzel bir işaret sistemi. E, bunu irdeler ve incelerdim. Bakın burada. Bakın çok iyi bakmanızı istiyorum. Burada bir tane adamımız var mı? çeresine kadar yapmış. Yani bu tarafa bakan, bu tarafa bakan bir adam var. İnanmayacaksınız, şimdi neler çıkacak. Silelim. Bir tane sağ tarafa yön verdi. Bir tane sağ tarafa adamımız yön verdi. Yani bu tarafta benim e, bir saklamam var diyor. Resmen söylüyor bunu çünkü bir algoritma var, gizlilik var çünkü arkadaşlar. E, biz orada ne arayabiliriz? E, peki, bakın sağ tarafa yön vermiş, bir gözü burada, bir gözü. Bir tane bu tarafa yön vermiş. Eşkıya dedik. Şimdi enteresan bir olguyla karşılaşacağız. E, çizimin üzerinde bir tane de tüfeğimiz vardı arkadaşlar. Bir tane de tüfeğimiz vardı iyi bakın. Bakın buradaki kabzı bu ayı aslında ayı yavrusu eşkıya da ayı olmazsa olmaz. Şurada gördünüz mü gözü burada burnuyla bu tarafa doğru bakıyor. Burada burnuyla bu tarafa baktığı yönde burnuna bakın bu tarafa doğru baktığı yön. Burada bir tane daha ayı var bu da kulağı bakın gözü bakın gözü burnu yere bakan bir ayımız var. Ana ayı var sırtında da yavrusu var. Bakın bu yavrusu kulağına kadar yapmış. Gözü ve burnu buradan aşağı doğru kabiste geldiğimizde bu ayının bir büyük, büyük ayıdan bahsediyorum. Annesinin sırtında. Bu kulağa, ikinci kulağa bakın göz kemiği, göz çukuru. İkinci göz çukurunu yeşil yapmış. Aşağı bakıyor. Buradan burnuna doğru giriyoruz. Burnu da yuvarlamış ve büyük bir ayı var. Yani şöyle söyleyeyim, ayımız güçlü arkadaşlar. Göstereyim ben size. İleriden de bakıyorsunuz zaten. <laughs> Burada bir algoritma yapmış gizlilik unsuru çok önemli bakın bir tane kulağı burada Bir tane bakın ayı burada arkadaşlar burnu burada gözü de burada Şöyle geliyoruz Tam buraya bakıyor ile beraber şurada da yavrusu var bakın Halkanın tam içinde yavrusu annesine doğru bakıyor annesi de aşağı bakıyor Biraz evvelki el işaretinin baş parmağının gösterdiği işaretçi sisteminde bizim ayıyı gösteriyor. Bakın baş parmağı, pardon baş mı oluyor? Tabii baş parmağı, baş parmağının gösterdiği yer ayı, annesi ve baş parmağının gösterdiği yer ve adamın kafası bu da. Normalde iki tane özel bir işlem yapılmış burada. Adam da bu tarafa bakıyor. Birinci ayı işaretimiz. El işaretinin şurada el işareti bakın arkadaşlar tam altı el işareti baş parmak burada bitiyor. Tam el işareti sarı ile göstermiş olduğum yerde beyazlatmış olduğu yerde küçücük bir tırnaktan bile küçük hatta yarım santiminde yarısı kadar bir artı işareti vardı. El üzerinde yapılmış olan artı işaretlerinde 3 metre civarında ya da olduğu kayanın ya da baş parmağın gösterdiği 3 metre diyorum fazla geçmemek kaydesiyle parasının olduğunu biz biliyoruz. Eşkıya mantığında kullanılmış olan olgulardan bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Baktığımızda bakın şuradaki el işaretinin göstermiş olduğu büyük ay işareti direkt olarak yere bakıyor olması. Buradaki halka içerisindeki küçük ayının da annesine bakıyor olması. Ve alta doğru alta toprağa doğru bakıyor olması bizim el işaretini doğru doğrulayan, doğrulayan işlemlerden bir tanesidir. Eşkıya unsurundan bahsediyoruz. Kanıtlayalım. El işaretimizi görüyorsunuz. Baş parmak işareti. Baş işareti bizim ayıyı gösteriyor. İkinci oldu. Ana baba, baba ol, oğul Baba el işareti. Oğul ve ayıyı görüyoruz. Kutsal ruh üçlemeyi yaptıktan sonra ayının gözündeyim şu an. Tam gözündeyim. Özel işte bakmakla görmek arasında bu olguda yakalarsanız olguları bizim Volcanın söylemiş olduğu gibi, Eşkıya Volcanın söylemiş olduğu. Bakın, Kutsal ruh tamamlayalım. Göz de aşağı doğru bakıyor ve burun da burada. Alın yapısı ve göz yapısı burada. Göz burada aşağı bakıyor. Yavru ayı annesine bakıyor. Ne demişti Volcan arkadaşlar? işkıya belgelerinde şunu söylemişti. Biz bir gün madem eşkıyalardan bahsediyoruz. Özel bir sistemle karşınızdayız bugün. Onu da size anlatalım. Tabanca, tüfek, ayı her şey var. Hepsi de bir arada. Direkt altın para ve güzel bir yaşam. Gold para ayrı arkadaşlar. 200-300 kilo kadar parası çevrede yayılmıştır anlatacağım. Bir gün arkadaşlarla beraber gidiyoruz dedi. Yağmur yağdı. İşte bir yerde çatıştık askerlerle. Çatışma sırasında 3-5 arkadaşımız yaralandı. Kalabalık bir gruptuk. Bir kervansaraya sığındık. Kervansaray'ın olduğu yerde dere vardı? Fırtına çıktı, yağmur çıktı. Çok şiddetliydi. Çok akıllı insandan bahsettik. Konuya geleceğim. Sonrasında yanımdaki eşkıya gruptaki yanımdaki arkadaşlar kendi özel şahsi saklamalarını etraftaki kayalıklara sakladılar. Kamalarıyla, bıçaklarıyla. Çok akıllı olan bir insan. Bunların parasını arının çiçekten mal topladığı gibi çok çabuk toplar diye bir sözü vardır Volcan'ın ve buna anlama gelir yani arkadaşlar orada sığmışlar yağmur yağmış fırtına olmuş askerlerle çatışmışlar bir iki kişi ölmüş yaralı kişiler oldukları için kervansaraya sığınınca oradaki insanlar horasan harç yapmışlar kayalıklara gitmişler işlerini oymuşlar işlerine üzerinde şahsi olarak bulundukları 56 altın, yüz altın gibi altınları da kayalıkların içerisinde saklamışlar arkadaşlar Volcan beyefendi bunu fark edip de aynı şekilde bel Yazmalarda bunu dile getirmiş ve söylemiştir. Burada olguyu tamamlayan büyük ayımızın kafası ve alnı görüyorsunuz. Gözünü ne kadar güzel yapmış. Aşağı doğru bakıyor olmasa arkadaşlar bizim buradaki el işaretinin ve buradaki kanal işaretlerinin genelde bize çok önemli olduğuyla alakalı bilgi verdiğim ve kanal istikametini de izlediğimizde burada da bir tane üçgenin ya da bir gözün ya da ona benzeyen bir şeyin oluyor olması bunun da aşağı doğru yön veriyor olması, ayı ile beraber yavrusunun da sırtında olması. Hatta yavrusunun gözünün önünde bir tane de kaplumbağamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın kaplumbağa var. Ayı yavrusu annesine bakarken, annesinin kafası da toprağa bakarken, bakın toprağa bakarken ama buradaki kaplumbağanın bakış açısı hemen ayının alnından bu tarafa ayak istikametine geliyor. Ayakta, şimdi anlatacağım onu. Birinci istikametimizde, bakın burada 8-10 tane yere bunların para sakladığı ile alakalı bilgi verdik. Birinci istikametimizde adam kafasını görüyoruz. Normalde bu adam kafası, ayıyı görmeyin. Kafa yapısı, bir göz burada, bir göz burada, bu tarafa istikamet verdi mi? Verdi. Bu tarafta, bu istikamette bir tane mağara arayabilir miyiz? Mağaraya arayabilir miyiz? ve ayı belki bu tarafa aşağı doğru bakıyordur. Bak aşağı diyorum da ben göremiyorum. Bak bir istikamet yanında olsam tam görebilirim. Bu tarafa doğru, bu tarafa birinci istikameti verdi mi verdi? Burada ayı yavrusunun, ayı yavrusunun, ayı yavrusunun, bakın gözü burnu. Burada da bir tane kaplumbağa var. Kaplumbağanın ağzı ayak istikameti, ayak var burada. Ayağın ucuna da murç yapmış. Bu istikamete doğru x var zaten hemen ayağın olduğu yerdeki murcun olduğu yerde. 10 derecelik bir açıyla hemen ayının kafasının üzerinden bu tarafa ikinci istikameti verdi mi? Verdi. Şimdi kaplumbağanın burada oluyor olması ve ayağın bu tarafa doğru gidiyor olması 150 metre civarda belki de bir dere, şelale, su, akıntı, ark, herhangi bir kaya ya da bir taşlık alan Kara, varsa çünkü bu kara kaplıması ise yumurtalarını taşlık bir yapacaktır. İleride bir taşlık alan ara diyebilir. Eğer bu su kaplumbağası ise bunun ayak istikametinde gösterdiği murç ve x istikameti doğrultusunda 100 adım, 150 adım, 200 adım adıma kadar karşınıza çıkacak olan nesne artık kayada kaplumbağa ile alakalı bir ayak olur, bir yavrusu olabilir. Gördüğünüzde bunun ikinci parasının size bu algoritmada söylediği ve anlattığı şey odur arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. İlla ki kaplumbağayla alakalı bir olgu göreceksiniz. Burada kaplumbağa var. Bunun yavrusunu arayacaksın. Burada yavru var. Annesini buraya gizlemiş. Annesini zaten kendi burada gördük. Birbirine de yakın olduğunu düşündüğümüzde bunun parası birbirine yakındır. Ama kaplumbağanın annesi burada ayakta burada yön vermiş. X ve noktalamayı yapmış. Bu tarafa gittiğinizde bunun yavrusunu arayacaksınız. Ya da annesini arayacaksınız. Kaplumbağanın Doğayla alakalı bir olguyu bir kaya, bir taş, bir ne bileyim olgunun üzerinde bir eski bir çınar ya da bir ağacın üzerinde yap kabartma olarak yapılmış görürseniz para oradadır arkadaşlar. Bize bunu anlatır. Birinci istikamet bu tarafa, ikinci istikamet, ay istikamet, üçüncü istikamet bu tarafa. Bunu doğrulayan baş parmak istikametinde arkadaşlar yavru ayımızı gösterdi. Burası kilit noktası olduğunu söyleyen baş parmağımız harcan ayağın da ayının da bize yön vereceği ile alakalı çok önemli bilgi verdiğini Canlı olarak size gösterdik. Şimdi şaşıracağınız bir konuya daha gelelim. Bakın burada bir e, diyorum ya bu ana istikamet taşıdır e, buradan istikamet alarak devam edeceğiz e, bu bize e, bölge işaret taşı diyoruz biz bunlara ana işaret taşlar diyoruz e, bütün her şeyi hikaye bu anlatır aslında bakın konu eğer işkiyeysa arkadaşlar bakın bir tüfek görmüştük değil mi mü tüfeği? tüfek bu Tüfeğin kabzası çıktı şimdi ortaya. Aynı işaretçi sisteminde sanki e, hani e, eşkıyalar işte şöyle akıllıdırlar falan düşünen insanlara bakın çok güzel bir e, örnek veriyorum. Burada tüfek istikametinin kabzası bize bu tarafa doğru sadece kabza bu. Kabza ortaya çıktı. Bizim ayının yavrusu her şey değişti. Su yüz gitti, insan yüzü gitti, büyük ayı gitti, küçük ayı gitti. Bu sefer de tüfek kabzası bu tarafa doğru yön verirken bize tüfek çizim işareti sistemi bu sefer tüfek işareti genel olarak mikrodan makroya yön değiştirerek bu tarafa doğru istikamet verdi. Demek ki bu istikamet doğrultusunda tüfeğin bize anlatmış olduğu ve bugüne kadar çıkmış 68 adım e, bizim anlatmış olduğumuz arşın ölçü 70 diyen de var. 78 adım 78.5 dediğimiz e, mimari açıdan kullanılan ve e, bir ölçü birimi var. Ama benim şahsıma göre e, tüfekte 240 adıma 250 adıma kadar devam ediyorsunuz. Bizim e, bugüne kadar size anlatmış olduğumuz Horasan teknikleriyle alakalı bilgiler verdik. Herhangi bir kaya, bir kaya, herhangi bir taşlık alan, tek tepe veya şöyle yapıyorsunuz. Ben ilk başta şunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki size eşkıya mantığında eşkıyada uyku yoktur. 150 kişilik eşkıyada her zaman üçer beşer kişi nöbetleşmeler olur. Bu nöbetleşmeler esnasında arkadaşlar gece olan eşkıya işaretlerinde en çok ne kullanılırdı? İşte ay kullanılırdı, yıldız kullanılırdı. Neden? Çünkü bu adamlar gece gündüz ayaktalar ve intikal halindeler, yürüyüş halindeler. Gece, akşam e, oldukları yerde bu bizim tüfeğin göstermiş olduğu noktada gece olan işaret ve izdüşümlerini de çok iyi şekilde takip etmemiz gerekiyor. Nasıl? Şu şekilde. Mesela akşam oldu. Bir ay eğer bir tepe üzerinde belli bir saatte o tepenin üzerinde bir pimpon topu gibi duruyorsa, karşıda 200 metre karşınızda bir tepe eğer bu şekilde bir görüntü oluşturuyorsa ve gecenin belli saatlerinde bu ay yani aydan bahsediyorum gece çıkan aydan bahsediyorum bu ay farklılık arz ettiği bir olgu varsa siz o 200 metre ilerdeki tepenin gece iz düşümüyle görmüş olduğunuz o ayın vermiş olduğu noktadaki tam durduğu tepeyi göz hizasıyla gidiyorsunuz, buluyorsunuz ve o tepenin üzerinde toprak zemininde konmuş olan bir taş, bir çakıl, bir kırmızı toprak, bir deve tüyü toprak gibi algoritmada size ne anlatıyorsa karşınıza çıkan olgulardan bir tanesini gördüğünüzde eşkıya mantığında o eşkıyanın saklamış olduğu para Oradadır ve inanın arkadaşlar bulunamıyor. 100 okkadan bahsediyorum. Bir okanın 1 kilo 280 gram olduğunu söyleyeyim o kadarını anlayın. 100 kilonun da ne kadar olduğunu matematiniz vardır. Bizim de var sizin de var hesaplayın arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi mantıkta size e, tabi bu tepe olur kel tepe olur tek ağaç olur. <laughs> istikametleri veriyorum. Bu istikamet doğrultusunda kesinlikle burada mezarla alakalı olgular yoktur. Mezar da var, bu mezarlar piç mezar dediğimiz yani içinde normal mezar olmayan, içinde altın ve hazine, para olan mezarlardan bahsediyoruz arkadaşlar eşkıya mantığından bahsediyoruz Ben şu kadar anlatımda şu kadar anlatımda gördüğünüz bir tüfek kabzası yapmış burada mı tüfeği yapmıştı bu tarafa yön vermişti farkındasınız tüfeği aramam gerekiyor tüfek burada şimdi tüfeği yapmış olduğu Neden uzun mesafe dedim göstereyim arkadaşlar bakın tüfeği görüyorsunuz tüfeğin kabzasının kırıldığı nokta buradan şu kadar mesafe ölçülmek suretiyle de gidebilirsiniz. Her bir santimi 68 ile çarpmanız suretiyle bakın şuradan 68 ile çarparsınız 68 ile kaç santim burası 100 santim 68 ile çarparsın arkadaşım o göstermiş olduğu kavzadım biraz evvelki göstermiş olduğu istikam başka eşya, eşya işaretleri de var arkadaşlar onları da göstereceğim. Yani şu tarafa doğru şuradan itibaren kaç yüz, hesaplamanı yaparsın. 250 adım mesafe uzun olabilir. Olurdu çünkü tüfek bu. E, mantığı o şekilde yakalıyorsunuz. Adımlama sonucunda sizi karşılayacak olguyla e, bir büyük... E, Araba büyük günde 300 metre 400 metre kadar gitmeniz gerekir. 450 metre gitmeniz gerekir arkadaşlar. Belki de o hesaplamayla. Çünkü oraya buraya çizimi boşuna yapmamış o tüfek. Buradan da bu tüfek boşuna kırılmamış. Hesaplamayı yaparsınız. Kaçacak bir şey alana kaçacak bir olgu yoktur. Yakınlarda bir kaya vardır. Farklılık arz eden muhakkak bir olgu vardır 300 metre ileride. Yani biz şunu harita taşı olarak kabul ediyoruz. Ve çevresinde benim göstermiş olduğum olgularda, benim göstermiş olduğum olgularda bakın hep söylüyorum bizim videoları izleyin. İzlediğinizde Horasan yapıyla alakalı, mantıkla alakalı, aktaşın, karataşın, bunların ya da kırmızı ciğer rengi olan taşları yakaladığınızda bu olguda arkadaşlar artık yanınızda bir de teknik desteğiniz varsa jeoradarlardan, kaliteli gold altın dedektörlerinden ayrım yapabilen biliyorsunuz onlar çeliğe ölçüyorlar arkadaşlar altın diyor tu as. bazı dedektör firmaları bunu anlatmıyor, saklıyorlar. çok da profesyonel değiller. Bir buçuk metreden sonra, iki metreden sonra iş yapmıyor o dedektörler. belki işte 40-45 santimlere etrafa konmuş olan kapak taşlarının hemen altındaki olguları yakalarsınız. Önemli olan burada sizin coğrafya analiz sistemini ayırabilmeniz, coğrafyayı çözümlemeniz, son nokta bizim anlattığımız işaretler var. bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu son nokta işaretlerini benim anlattığım yönergelerde ve önlerde karşınıza çıkmış bir kaya üzerinde bulduktan sonra artık bu işin kaçarı kuçarı yok. Para sizin. Orada çalışmayı yapacaksınız. Kimyasal mı gerekiyor? işte sirkesi mi gerekiyor? gerekiyor. Şekeri mi gerekiyor? İşte nitrosu mu gerekiyor? Ne gerekiyorsa götüreceksin. Çalışmanı yapacaksın. Bizim Olcan Beyefendi Hazretleri'nin söylemiş olduğu eşkıya olgusu ve işaretlerinde anlatmak istediği arının ve çiçekten bal topladığı gibi bütün parayı toplarsınız burada oturup ama gece olan izdüşümler ve yıldızıymış ayıymış güneşin sabah ilk vurduğu nokta tepeymiş yamaç noktalarıymış bu saatten sonra bu işaretçi sistemin yanında profesyonelce çadırını kurarsın çalışmaya başlarsın arkadaşım bu direkt olarak para demektir direkt olarak gold para demektir bunun kaçarı yok ben bunların paraları kolay kolay alınmıyor arkadaşlar alınmıyor öyle kolay değil bunların paralarını almak adam bu işaretçiyi yapar. Bakın gördünüz burada ayı var. Ayının kafası tüfek kabzası oldu. Bu tarafa yön verdi. Burada bakın görüyorsunuz küçük ayı var. Küçük ayıyla kafa kafaya vermiş kaplumbağa var. Kaplumbağa ayağa bakıyor. Ayağın istikametinde küçücük x yapmış. Buraya noktayı koymuş. Bu buraya göndermiş. Bu geri geldiğinde resmin bütününe baktığında bir tane adam var. Adamın iki gözü var. Adamın iki gözü yukarıya tepeyi göstermiş. Daha burada neler neler var çünkü adam buraya 10 tane gömü yapmış ve bunun üzerinde de göstereyim ben size daha burada şu tabancalar mabancalar dünya kadar şekiller var göstereyim işaretler var sıra al. Buraya tabanca yapmış buraya başka ayak yapmış 10 tane 15 tane gömünün yerini bunlar gösterecek bana bakın görüyorsunuz tabancayı bu tarafa yön vermiş bunun başında oturacaksın. Araştıracaksın, bakacaksın. Ne nereye gösteriyor? Bakın başka bir tabanca bu tarafa doğru yön vermiş. Adam diyor ki benim burada 10 tane, 15 tane gömüm var. Bak ben bunlarla da bunu anlatıyorum. Ama bu tabancanın yönüne doğru değil de bir bakıyorsun bunun kabzasına doğru çalışma yapıyorsun. Bir bakıyorsun taşın kendisi kocaman tüfek kabzası olmuş. Sen bunun yönüne doğru gideceğini zannederken aslında mantığı zorlamış terse doğru eski Ermenilerinden bahsediyoruz. Ermenilerden zaten bahsederken tekbir getiriyor destur getiriyoruz diye yani şey benzetme yaptım. Neden? Adam ok yapıyor. Okun ok tersi istikametine asimile etmiş işareti. O yönde bir çalışma yapmış. O anlamda söylüyorum, e, söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mantığı zorlayarak hareket etmek gerekir. Seviliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Beğeni ve yorumlar e, kanalın yücelmesini sağlar. E, YouTube ortamında yükseltilmesini sağlar, görüntü görüntülenmesini sağlar arkadaşlar. Bu evet. algoritmayı bana temizle arkadaşım güzelce. Fazla biraz konuştum ama daha bunun daha çok fazlası var ben anlatmıyorum. Şuradaki bir kere olgunun altında da bir şey olabileceği düşüncem var benim. Direkt olarak jeoradarla buralar bu otlar temizlenmeden bir şey anlatamam. Ancak bu kadar anlatabilirim. Bunun da 3 katı 4 katı daha var. Bu işaret sistemi çok önemli arkadaşlar. Bu bölgede en az 50 tane 60 tane küçük saklamalarla beraber bir de 5-6 tane de büyük saklama olduğunu düşünüyorum. Ee, bakın bazı işaretçiler daha var. <laughs> bakın bunlar da var elimde. Bakın görün. Ben daha buna girmedim. Bu da başka bir işaret sistemi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bunlar direkt para işaretleri arkadaşlar. Yeter ki biz burada olalım. Yeter ki işaret bana istediğim gibi yersin, resimler bana istediğim gibi gelsin. Ben de çevresiyle beraber bunun bize ne anlatmak istediği ile alakalı sizlere bilgi vereyim. Söylüyoruz her zaman beğeni ve yorumlar arkadaşlar kanalın YouTube ortamında ön plana çıkmasını sağlar. E, yorumlara her zaman e, söylüyorum. Akşamları hastaydım. Hala da biraz sıkıntım var. Geceleri yorumlara e, özellikle bakıyorum, yanıt e, yazmaya çalışıyorum. Yorum yapmanız da kanala fayda sağlayacaktır. Bilgilerin insanlara doğru bir şekilde en azından e, tecrübeyle olan, sabit olanların insanlara e, iletilmesini sağlayacaktır. Sizleri seviyoruz. E, hoşça kalın. E, görüşmek dileğiyle.